Ne habersiniz? Artık dördüncü videodayız ve kanalın nasıl bir şey olduğunuzu anladınız artık yani. Bir konu var, o konuyu eleştiriyorum ve hikayeler evrenimde nasıl kullandığımdan bahsediyorum. Konumuz kıyafet. Bir minibüste şort giydiği için önce hakarete sonra saldırıya uğramış. Yani erkeklere gel beni elle diyorsun şu an. Kilo almışım lan. Aa, uf, geçen biri önermişti, neydi o ya? Eleştiriye başlamadan önce kıyafetin benim için tanımını yapmak istiyorum. Ki sonra karışıklık olmasın. Kıyafet, bedeni dış etmenlerden korumak için kuşanılan çarşaf parçalarıdır. Yani bedeni koruyamıyorsa ben bir çarşafa kıyafet demem. Çarşaf derim. Her ne kadar R harfini söyleyemiyor olsam da. Bu tanıma göre kısa ve açık kıyafetler, en azından sizin için kıyafet onlar, bana saçma geliyor. Bakın, sadece kadını sınırlandırmak istemiyorum. Ama sınırlandırmak zorunda kalıyorum çünkü bir adam, hatta dur önce video izleyelim. Gaziantep'te bir adam otobüsü atletle binince önce şoförle tartıştı, sonra kimlik isteyen polise karşı çıktı. Yolcular da şikayetçi olunca ortalık daha da karıştı. İnanmak güç ama sadece atletle bindiği için şikayetçi olmuşlar ve gözaltına alınmış. İnanamadım ve araştırdım, hatta baktım haber sitelerine falan. Hiçbir şey demiyor yani, adam işte söylemiş, işte bir şey yapmış falan demiyor. Sadece atlet yüzünden adama şikayet etmişler. İlerlerken yolda birisi daha bindi otobüse. Lakin üzerinde sadece atlet vardı. Şoför seni bu şekilde alamam derken üsteledi. Yolcular şikayetçi olunca gözaltına alındı. Bakın, öncelikle ben bu adamın atletle giymesini şey yapmıyorum, yani savunmuyorum. Bu şekilde otobüse binmemesi lazım. Ancak bu şekilde binmek var, bu şekilde binmek var. Arasındaki fark ne ya? Bir kadın böyle giyinip otobüse binse ya da minibüse binse hiç kimse bir şey demez. Halbuki adamdan daha açık, adamdan daha fazla vücudunu gösteriyor. Madem ki vücudunu göstermek insanları rahatsız ediyor, bir kadın yapınca neden bu böyle değil? Ve bir de şu fotoğrafa bakalım. Eğer ki o adam yerine bu adam o şekilde oraya binmiş olsaydı hiç kimsenin sıkıntı etmeyecekti. Hatta mutlu olacaklardı. Çünkü bu adam yakışıklı. Ya siz yani... Adaleti, hakkı savunacağım derken ayrımcılığı, adaletsizliği savunuyorsunuz ya. Ya bu kıyafet özgürlüğü konusu o kadar saçma yerlerden eline alınıyor ki ben böyle o eli kırasın geliyor. O eli kırmak istiyorum yani böyle. Yani kadın olunca sıkıntı yok, erkek olunca sıkıntı var. Bu mudur yani? Kıyafet özgürlüğü bu mudur? Kadına işte sen bunu giyemezsin diye, sen bana karışamazsın, sana ne diyebiliyor. Ama bir adam böyle yapınca gel kardeşim seni bir gözaltına alalım, bu mudur yani? Bu mu kıyafet özgürlüğü? Bu mu yani? Bakın, ben başta söylüyorum. Ne bu kıyafeti savunuyorum, ne bu kıyafeti savunuyorum. Bu ikisini de savunmuyorum. İkisi de bana saçma geliyor. Çünkü benim kıyafet tanımımda bu ikisi kıyafet değil. Çarşaf. Ki atlet zaten çarşafın şeyi yani, delikli hali ya. Şahsen bir insanın ne giyip ne giymediği benim zerre kadar umurumda değil. Ya istersen çıplak dolaş. Bana ne ya? Bana giren çıkan var mı? Yok. O zaman ne giyersen giy. Bu beni zerre kadar alakadar etmiyor. Ancak sen bunca zamandır, kadınlar olarak söylüyorum, bunca zamandır biz istediğimizi giyeriz, istediğimiz yerde istediğimizi yaparız diyorsan, İstediğim yerde, istediğim gibi giyineceğim. O halde bu hakkı erkeklere de tanımak zorundasın. Bu adam sadece atletiyle minibüse binmiş. Sıcaktır, bunalmıştır, bir şey olmuştur ya da kıyafeti yırtılmıştır, bilemeyiz. Öyle değildir, sadece atletle dolaşmak hoşuna gidiyordur belki, onu da bilemeyiz ama yine de sırf atlet giydiği için minibüse almamak, kavga çıkartmak, şikayet etmek, yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Madem ki kıyafet özgürlüğü var, buna da kıyafet özgürlüğü, bu da kıyafet özgürlüğü, bu adam da istediği için giymiş, bu adam rahat hissettiği için bunu giymiş, olamaz mı? Ya bu adamdan daha açık giyinen kadınlarımız çok rahat bir şekilde giriyor. Ben şu ana kadar hiçbir kadını sırf açık giyindiği için bir toplu taşıma aracına alınmadığını görmedim. Siz gördünüz mü? Duydunuz mu? Lütfen. Duydunsanız söyleyin, ben de bileyim yani. Ben duymadım. Görmedim de. Ama bu adam neye hikmetse ceza, yani gözaltına alındı ya. Ben buna çok... Madem ki kıyafet özgürlüğü var, bu adam için niye yok? Bana bunu açıklamasını yapın ya. Valla ben artık siz insanları anlamıyorum gerçekten. Yani kendi savunduğunuz şeyleri bile desteklemiyorsunuz ya. Siz nasıl insanlar oldunuz ya? Neyse artık, boş ver. Ben artık toparlıyorum bölümü. Ondan sonra kapatacağım. Zaten çok sinirim bozuldu. Benim kıyafet algım, bütün bedeni örtmeyen hiçbir şey kıyafet değildir. Bu sebepten hiçbir hikayemde konusu, türü, tanrısı ne olursa olsun hiçbir kadın ya da erkek açık ya da kısa çarşaf giymez. Bunun temel sebebi kıyafet algım. Eğer ki bedeni korumuyorsa kıyafet değildir. Yani senaryo kısmında adamı görüyorsanız böyle çarşafları giyen
kadınları ya da kaslı erkekleri göremeyeceksiniz. Yani size gece yatak malzemesi vermeyeceğim oğlum. Ya yani bu çarşafları şu anki yönetmenler hem erkekleri hem de kadınları çekmek için kullanıyor. Ve ben bundan tüm kalbimle kadavardina. Yani kadavardina. Neyse. Dediğim gibi insanların ne giydiği beni zerre kadar ilgilendirmiyor. İstersen çıplak dolaş. Zaten bunu bekleyen erkekler de var. Her neyse, kısaca kıyafet benim için bedeni koruyan bir şeydir. Açık ya da kısa olursa bunu sağlayamaz. Bu yüzden açık ve kısa olan hiçbir kıyafet hikayelerimdeki karakterlerde yer almaz. Kadın erkek fark etmeksizin öyle ki deniz sahnesi, havuz sahnesi yazmıyorum. Hatta banyo sahnesi bile yazmıyorum gerekli olmadıkça. Mayo bile giydirmiyorum o kadar. Çünkü bunu kötü emellerini kullanacaklarının farkındayım. Kullanıyorlardı günümüz yönetmenleri. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın, kıyafetli kalın. Lütfen.